Merhabalar. Türk Eczacılar Birliği'nin e, aşı haftası nedeniyle düzenlemiş olduğu programda ben de Profesör Doktor Ben Su Karahalil Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi'nin Yönetim Kurulu üyesiyim. Burada aşıların saklanması, aşılar bozulduğu zaman neler olur? Bunlarla ilgili e, bilgi vermek istiyorum. E, aşıların bozulma sebeplerinden, buzdolabına nasıl yerleştirilecek bunlardan bahsedeceğim. Aşıların e, kullanılan e, ısının en çok aşıların bozulmasına sebep olan ısı etkisinin birikmesidir. Ne demek bu? 30-35 derecenin üzerinde defalarca kalması veya 10-30 ila derecenin altında defalarca kalması yani ısı birikme sonucu aşılarda bozulmalar meydana gelmektedir gerek ölü aşı olsun gerekse canlı aşılar olsun ısı ve ışıktan etkilenmeleri söz konusudur özellikle bakteriyel aşıların işte 4 ila 8 derece arasında viral aşılar ise daha düşük ısılarda yani eksi 15 ila eksi 20 derece arasında saklanması muhafaza edilmesi gerekmektedir donma işlemi yapıldığı zaman daha çok ölü aşılar ve toksitler etkilenmektedir. Şöyle birkaç örnek verecek olursak canlı aşı ölü aşı hatırlamamız açısından. Canlı aşılar daha çok mikroorganizmanın yani bakteri ya da virüsün laboratuvar koşullarında zayıflatılmasıyla üretiliyorlar. Bunların e, bağışıklık yanıtı oluşturma yetenekleri yüksektir ancak hastalık meydana getirme yetenekleri düşüktür. Örnek verecek olursak 3K ile belirttiğimiz kızamık, e, kızamıkçı, kabakulak, verem ve çocuk felci aşıları. Diğer taraftan e, ölü aşılar ise... Mikroorganizmanın tümünü değil sadece antijenik yapısını e, kullanan aşılardır. Hepatit B'de olduğu gibi, hip dediğimiz hemofilos, influenza B'de olduğu gibi toksoidlerde bir mikroorganizmada e, toksinlerin ortadan kaldırıldıktan sonra geriye kalan kısmın yani toksik etkileri yok edilmiş mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Difteri ve tetanoz aşılarında olduğu gibi. Peki e, aşıların bozulmalarına bazı örnekler verecek olursak mesela çocuk felci dediğimiz polio aşısı, e, kızamıkçık ve verem aşıları daha çok sıcakla duyarlılığı fazladır. Isıyla birlikte bozulurlar. Diğer taraftan e, difteri boğmaca tetanoz yani DBT dediğimiz difteri tetanoz erişkin difteri tetanoz aşıları ise donmaya duyarlıdırlar. Dolayısıyla donduruldukları zaman bozulabilirler. Yine e, Peki aşılar bozuldu. Bozulduğu zaman ne olur? Aglütinasyon dediğimiz yani antijenle antikor birbirine bağlandığı zaman bir kompleks oluşur. Bu kompleks de kümeler meydana getirir. Yani aglomerelatlar meydana getirebilirler eritilip tekrar ısıya uygun ısıya getirseler de etkinliklerini kaybetmiş olurlar. Dolayısıyla bir ışının ış ve aşının dondurulup tekrar ısıtıldıktan eritildikten sonraki durumları bozulup bozulmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Basit anlamda aşılar bozulduğu zaman nasıl anlarız? Aşının bulduğu flakon kuvvetlice çalkalanır. Çalkalandıktan sonra işte 5 dakika, 20 dakika, 30 dakika beklenir. Eğer dipte çöküvelti oluştuysa aşının bozulduğunu anlarız. Biz buna çalkalama testi diyoruz. Çalkalama testinin kurallarına uygun olarak aşının bozulup bozulmadığı kontrol edilebilir. Peki buzdolabına koyduğumuz zaman Buzdolabının dolabının özelliklerini nasıl olması gerekir? Bir kere buzdolaplarının güneş ışığından uzak soğuk bir yerde ve duvarla buzdolabı arasındaki mesafenin en az 20 santim olması gerekiyor. Buzdolabının bulunduğu yerin ortalama sıcaklığı 28 derecenin altında olması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar buzdolabının 30 derecenin üstünde olan bir ortamda bulunduğu zaman aşıların bozulmasını etkilediğini gösterilmiş. Çünkü sık sık kapağının açılıp kapanmaması gerekiyor. Bu durumda ısı kaybı, ısı buzdolabı içerisindeki ısının yükselmesine sebebiyet veriyor. Bu da aşıların bozulmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütünün standartlarına göre, elektrik kesintisinden sonra e, buzdolabı kapalı tutulduğu zaman 0 ila 10 derece sıcaklığını en az 6 saat muhafaza etmesi gerekir bu standartlara göre. Ancak baktığımız zaman buzdolaplarına ancak 50 ile 70'inin istenen bu özelliğe uyduğu görülüyor. Diğerler için bu söz konusu değil. Yine buzdolabının üzerinde sabah ve akşam ısı ölçer, ısı izleme e, cetvelinin bulunması gerekiyor ve ısı değerlerinin grafiksel olarak kaydedilmesi gerekiyor. Peki aşılar buzdolabına nasıl konulması gerekiyor? Bir kere aşıların konulmuş olduğu buzdolabının içersen başka hiçbir şey konulmaması gerekir. Yani yiyecek ve içecek konulmaması gerekiyor. Yine buzluğa aşı yerleştirilmeyecek. Buzluk kısmına sadece buz akülerinin konulması gerekiyor e, ee, polio dediğimiz işte bu çocuk felci kızamık aşıları buzun hemen altındaki üst rafa konulması gerekiyor. Eğer süresi bitmiş aşı varsa ya da yarı kullanılmış aşı varsa bunların tekrar buzdolabına konulmaması gerekiyor. Yine sebzelik kısmına da içi e, su dolu şişeler konulması gerekir. Çünkü elektrik kesintisi olduğu zaman bu su dolu şişeler e, buzdolabı içerisindeki sıcaklığın yükselmemesine yardımcı olacaktır. Ve elektrik kesildiğinde ilk yapılması gereken işte o buzlukta bulunan buz akülerini aşıların çevresine kullanılması gerekir. Aynı zamanda aşıların şişeleri arasında ikişer santim, kutular arasında beşer santim boşluk olması gerekir. Bunun sebebi içerideki ısının ya da işte soğukluğun dolaşmasını sağlama açısındandır. Eğer elektrik kesintisi uzun sürecekse ee, uygun bir e, transfer kaplarıyla aşılar başka buzdolaplarına taşınması gerekiyor. Aşılar ne kadar süreyle kullanılır? Açtık aşıyı ne kadar süreyle kullanabiliriz? Bunlar için de birkaç örnek vermek istiyorum. Verem aşısı sulandırıldıktan sonra 8 saatte, kızamak aşısı sulandırıldıktan sonra 4 saat içerisinde işte bu polya dediğimiz çocuk felci aşısı ve e, aşı flokon e, ısı izlemcisi Kullanılmaz durumu gösterince kadar e, kullanılması gerekiyor. Hepatit B aşılarında 72 açıldıktan sonra 72 saat içerisinde kullanılması gerekiyor. Peki aşı bozulduğu zaman ne olur? Biz aşıları hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak için yapıyoruz. Aşı bozulduğu zaman içindeki antijenik özelliğini kaybettiği zaman artık hastalıklara karşı bir bağışıklık sağlanamaz. Ve bireyden bireye değişen de lokal bir takım reaksiyonlar meydana gelebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.